Kızım kalk da hazırlan hadi. Bak hepimiz hazırlandık, seni bekliyoruz. Onca insan orucunu açacak. Geç kaldık senin yüzünden. Hadi kalk kızım. Çiçek tamam. Kızım, yalnız kalmayacaksın. Merak etme. Ömer de gelecek. Merak etme. Seni iftara götürmek için geleceğim. Reşat, sen bir daha mı arasan Ömer'i acaba? Daha kaç kere arayacağım Çiçek? Meşgul belli ki. Tahir'i ara o zaman. Sabah kafa kafaya vermiş konuşuyorlardı aşı evinin önünde. O bilir nerede olduğunu. Hadi gitmiyor muyuz? Gel annem, gel. Gel otur. Ömer, benim sana söylemem gereken bir şey var. Ömer. Babam... Babam sana ulaşamamış. Önemli diyor. Efendim baba? Ömer. Gelsen iyi olur çocuğum. Ne oldu baba? Bir sorun mu var? Tahir'e bir şey belli etme. Üzülmesinler şimdi Şükran'la. Yeterince şey yaşadılar zaten. Biraz nefes alsınlar. Tamam baba, merak etme sen. Ne diyor babam? Evlat bir... İftardan önce camiye gitmem lazım malum. İşte annemle Çiçek de lokantaya gidecekler ama... Meleği evde bırakamıyoruz. Evden de çıkaramıyoruz. İlla senin gelmeni bekliyor. Tamam baba, ben zaten eve gelecektim. Gelince hallederim. Sen hiç evde bekleme, git camiye. Tamam çocuğum. Oğlum ne diyor babam? Çatlatmadı mı ya? Yok, önemli bir şey yok. Babam camiye gidecekti ya. Babaanneni sen götür dedi lokantaya. Ha, bana niye demedi? Evet, biz de ilgilenebilirdik. Onlar lokantaya, aşı evine gitsinler. Orayı boş bırakmasınlar dedi. Ha, iyi hadi gidelim, hadi. Taksi! Hadi hadi, geçin. Hadi. Sen bana bir şey söyleyecektin Gamze. Unuttum. Ya, önemli değil zaten, sonra söylerim. Tamam, yok. Bu kız böyle Ömer'siz bir şey yapamayacaksa vay bizim halimiz annem. Hayır, ne yapacağız böyle? Ya Ömer'in de işi var, gücü var. Karısı var yani. Her bir şey gerektiğinde hop buraya mı yetişecek çocuk? Hadi şimdi burada kalıyor. Ama sonsuza kadar karısıyla küs kalacak değil herhalde. Eninde sonunda barışacak elbet. Ömer karısıyla küs bir Çiçek ha? Hani bir güzel olan böyle. Ay annem. Sen ben öyle konuşuyorum kendi kendime. Boş ver, sen bakma bana. Ha? Hoş geldin Ömer'im. Nerede senin karın be? Ömer, çok geç kaldık. Hadi konuş şu kızla bir an evvel de gidelim. Tamam Çiçek Hanım, merak etmeyin, daha top atılmasına var. Ay var da yani öyle son anda mı gideceğiz misafir gibi? Ayıp. Yani ev sahibi sayılırız biz. Nerede Melek? Odasında mı? Gel annem, senin örtünü örtelim. Melek benim Ömer. Gelebilir miyim? Hazır mısın? Beni zorla götürmek istediler, gitmedim. Ama onlardan korkmana gerek yok. Sana zarar vermezler. Sen neredeydin? Benim biraz işlerim vardı. Bak, sana söz verdiğim gibi geldim. Şimdi hazırsan gidelim mi? Herkes bizi bekliyor. Merak etme, ben yanındayım. Zaten birlikte gideceğiz. Ve söz veriyorum, sana kendini kötü hissetmeyeceksin. Bana güvenebilirsin. Bence bu konuda anlaştık, öyle değil mi? Hadi o zaman.
annem. Hah, çok şükür sonunda. Yapmayın Çiçek Hanım, ürküyor zaten. Tamam, tamam bir şey demedim. Hadi gidelim artık. Hadi annem. Gel bakalım.